Hayırlı sabahlar, günaydınlar canlarım, ciğerlerim, güzellerim. Sabah erken saatler, çiçekler, bahar, kahvaltı yapacağız. Kahvaltıdan sonra da içimizi açacak şöyle yeşillikler, çiçekler, baharda gezineceğiz. Mercan köşk bitkisi. Mercan köşk bitkisini bilmeyen yoktur. Çok şifalı, çok kıymetli bir nimettir. Sıcak suya atılıp içildiğinde şöyle hoş kokulu. Merhaba değerli arkadaşlarımız. Ülkenin Dünyası kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Nasılsınız? İyi misiniz değerli dostlarımız? İnşallah iyisinizdir. Gördüğünüz gibi biz de çok çok iyiyiz. Bahçeyi bitirdik artık. Dışarıda yağmur yağıyor. Şu anda bahçeye çıkamadığımız için Ülker Hanım'la evde kahvaltıya böyle ceviz hazırlayacağız. Kahvaltı hazırlayacağız. Ülker Hanım'la evde böyle zamanlarımız geçiyor. Çocuklarla beraber yani. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim hepinize de. Hepinize de sağlıklı günler dilerim. Omlet yapacağız bugün. Omletin tarifini kızım Kevser'den öğrendim. O kendiliğinden omlet tarifi böyle yapa yapa bir tarif bulmuş. Çok güzel olmuş. O da bana tarif etti. Onun tarifini vereceğim bugün. Omleti yapmak için ilk önce cevizlerin kırılması lazım. Ama Değerli eşim. ceviz kıracağımız kırıldı, kendisi Ceviz, evet, ceviz kırıldı. kıracağını sıkınca çat diye kırıldı. Neyse, taşla Çare tükenmez. Taşma kıracağız. bak. Eşim, değerli eşim, cevizleri kırarken ben de sobayı yakacağım, hazırlayacağım. Evet. Allah'ın izniyle sizlere selam verdikten sonra, hayırlı günler dedikten sonra. Hadi bakalım, Hadi sana kolay gelsin. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, kırmaya Kolay başladık. gelsin. Evet. Sen kır. Ben de sobayı yakayım. Bizim kuzine şöyle kovalı, kovayla oturtturup kovada yakıyoruz. Sormuş değerli arkadaşlardan bir tanesi odun nereden koyuyoruz diye. Odun da var alttan, bundan da bizimkisi kovalı. Onu da belirteyim. Kovayı dolduruyoruz. Odun yakıyoruz, kömür yakmıyoruz. Sen kır. Evet. İşte böyle değerli arkadaşlarımız. Günler böyle geçiyor. Dışarıya çıkamıyoruz. Düğünlerimiz de iptal oldu. O yüzden düğün çekimimiz de yok. Bahçedeki işleri de bitirdik. Yağmur da yağıyor yavaştan yavaştan. Evde böyle artık çayla kahveyle zamanı geçiriyoruz Ülker Hanım'la. Kovayı doldurduk. Getirdik. Bismillahirrahmanirrahim. Ülker Hanım, bu ceviz kabuklarını da atabiliriz içine yanmasın. Fırlatıyor zaten de. Şu anda doldurdum ya Tamam. kovayı. Kova dolu mu? Ben çakmağı alıp geleyim. Tamam. Yakayım. Ama serin biraz. Yağmur yağıyor tabii Yağmur. doğal yani. Cevizler de kırılıyor. Evet. Ellerine sağlık, sağ ol. Teşekkürler. Allah razı olsun. Bizim cevizlerin içi biraz siyah gibi olur da İlaç atmadığımızdan oluyor Hülker Hanım. O yüzden yani. ama çürük değil, bunlar Çürük yağlı değil. ceviz, güzel yerli ceviz. Güzel yani.
İlacı atılmadığı için çoğu da çürük çıkabilir. Tabii ya, çıkıyor zaten. Bunlar da bak Allah'ın mucizesi, akciğere benziyor ya ülkelerim. Akciğer rahatsızlıklarında, bronşitlerde, öksürüklerde. Evet. Allah öyle yapmış ki cevizi beyne benzetiyor, beyne faydalı. İçindeki de akciğere benziyor, akciğere faydalı. Aynen. İçtim, sula şey Evet, ayırdım hep her gerçekten gün. Allah'ımız nasıl mucizeler veriyor insanlara. İşte öyle bir Allah'ımız var bizim. Evet. Ceviz omletini yapmak için ceviz ilk önce malzemeleri sayayım mı? Malzemeleri gösterelim mi? Evet. Ceviz, yumurta, kaç kişiysek ona göre. Burada 3 yumurta, 3 yumurta kırdık. Un çok az. Baharat, baharat güzelleştiriyor bunu. Baharatlardan pul biber, kekik, tuz, kimyon, tane karabiber. Şöyle öğütülmedik tane tane öyle atıyoruz. Zeytinyağı biraz yarım çay kaşığı kadar da karbonat atacağım. Hazırladık. Göğüs kaplarını. Göğüç kaselerini hazırladık. Ne yapıyoruz? İlk önce cevizler iri olacak bunda. Şöyle hafiften fırıklatıyorum cevizleri. Büyütmüyoruz robottan. İşe gelecek şekilde. Büyük oluyor bayağı. Özelliği bu. Çok lezzetli oluyor o şekilde. Cevizleri şu şekilde kırdık. Şöyle çok ufak da değil, iri de değil. Yumurtayı koyacağım. Çok az su, çok az yumurtaları açmak için. Baharatları saydım baharatları. Zeytinyağı birazcık az. Az yağlı yapıyorum yaptıklarımı. Çok yağ sevmiyoruz biz. İyi olmuyor yağlı. Un. Un size bağlı. Ne kadar çoğaltabilirsiniz yani. Ne kadar yapacaksanız unu o kadar koyabilirsiniz. Un size bağlı. Çok güzel bir şey oluyor. Cevizini daha az koyabilirsiniz. Daha ince sürtebilirsiniz. Kabartma tozu birazcık atmadım onu bak unutuyordum az kalsın. Çok az. Yarım yarım kullanıyorum ha az az. Azıcık kabartma tozu attım. Tamam. Ne yapıyorum bunu? Şimdi paylaştıracağım üçüne. Kabaracak, şişecek bu. İyice sıyırmadan edemem benim de huyum. Ne yapıyorsun? Hop fırın o kadar ısındı ki. Bismillahirrahmanirrahim. Fırına sürdüm üçünü de. Oh, şimdi pişecek. Pişsin bakalım. Bu kadar. Evet arkadaşlar, artık kızarmaya başladı gördüğünüz gibi.
Evet, nasıl da kaynıyor. Çok da güzel olmuş. Değiştireceğiz. Evet, yer değiştireceğiz. Zopaya yakın olan daha çabuk kızarıyor. O daha çabuk kızarıyor. Şöyle. Evet. Özlem kızaranları bu tarafa. Evet, kırmızı sevmiyor zaten fazla yanıklı. Evet. Evet, evet. Şu kızardı, bu kızardı. Evet. Şu. Birazcık evet. Daha kapatalım hayırlısıyla. Tamam. Omletlerde. Aa evet gevremiş bayağı bir. Gevremiş bayağı bir gevremişler. Evet. Evet evet. Piştiler. Üçü de pişti. Şu geride kaldı. Onu alalım. Bunlar pişti. Hazır. Hazır. Evet. Piştiler artık. Açık olsun değil mi sen ikisi? Açık olsun, çok açık olsun. Özlem nasıl içiyor? Bu da açık. O biraz koyu içiyor ya. O zaman bu Özlem olsun. Tamam. Bu Özlem olsun. O denli. Hadi buyurun. Karşıda görünen bizim ev. Burası da Akıllı Mehmet eniştemin sattığı ev, yer. Yani Deli Mehmet diyorduk. Sonra Akıllı Mehmet taktık onun adına. Çok akıllı olduğu için. Burası da onun eviydi. Aynı Köv'de olduğu gibi Köv'de de bir yol var aramızda, karşı karşıyayız. Burada da bir yol var aramızda, gene karşı karşıyayız. Akıllı Mehmet eniştemin sattığı ev. Eniştemin elleri leylaklar. Eniştemin elleri leylaklar açtı. Geliyorum. Akıllı Mehmet eniştemin diktiği leylaklar. Komşular ot yoluyor. Eşim aşı aşılayacak, yardım et yani. Hüseyin Hanım, zamanı geçti ama ufak. Zamanı geçti bakalım tutacak mı tutmayacak mı. Bu armutlar da biz aşılamıştık. Bunlar da çiçek açmış. Bunda çok armut olacak. Bu son eren armut. Yani son zaman açıyor, son zaman eriyor. Bu da limon ağacı. Bu da eniştemin elleri. Ah eniştem ah. Aşı çekimi yapacak. Aşı çekimi yapacak. Güneş de şöyle çamların arasından vurduğu için ışık gibi görünüyor da. Aşmış ağaç tutmaz gayri. Tutmaz ama. Zor. Ne oldu? Diken her taraf. Ay yazık kıyamam ben sana ya. Her taraf diken her taraf. Tutmaz dedik, aşmış dedik de. Tutar dedi gayri bakalım tutacak mı tutmayacak mı hayırlısı. Limon ağacı çiçek açmış.
çiçek açmış. Çok güzel. Şöyle limon çiçeği bu. Burada da var bir tane leylak. Leylaklar açarsa yaz gelir zaten. Böyle. Ot. Hayvanlara ot biçiyor Cumali abi. Şu güzelliğe bak. Sabah sabah gönlümüz gözümüz açılsın. Arılar da bizim için uğraşıyor. Bizim için çalışıyor. Kullar için. Ayva çiçek açmış. Yaz mı gelmiş Cumali abi? Yaz gelecek. Gelecek. Evet. Ha. Evet. Koyunlar, kuzular yeni otlamış herhalde. Şey, ama yeni koyunlar kuzuladı mı? Yok, onlar şey onlar ya. Kaçmayın. Ben size bir şey yapmıyorum. Tel örgünün dışında bunlar. O tarafta yonca çoktu. O tarafta. Biçtik. Biçtiniz mi? Oo, biçtik. Baksana yukarı biçtik. Oldu gibi. Ha, iyi. Daha vardı, biçilecek de. Bunlar otlanıyor gayri. Evet, başladılar yemeğe. Ah, kurban olduklarım, kara gözlülerim. Şuna bakın. Yemeğe başladılar. Analarıyla birlikte yay. Neymişler maşallah. Şuna bak, bu taraftaki yeşillikleri yemeye çalışıyor. Şuna bak. Kolay gelsin. Kosayla mı biçtim? He, kosayla biçiyorum. He, o tarafta bir yonca vardı. Dün imrendim. Dün biçtik onları. Bugün de biçtik. Biçseydin o zaman yenge. İmrendiysen. Ama benim hayvanım yok ki. Sen ne diyorsun hayvan? Hayvana ya. Sen ne yaptın? Hangini beğenirsen al götür git. Kuzuların. Evet, kuzuları da götür, koyunları da götür. Hepsini. İşte ya, gönlü zengin. Cumali abim benim. Sağ ol, Allah razı olsun. Ben niye alayım? Ha, ama biçi verirdim yani tabii ki de. Öyle hani şey olsa, zamanım olsa biçerim. Evet. Sağlık olsun ya. Olur olur, hepsi olur. Aynen aynen. Allah kerim. Allah kerimdir yaradanım. Evet, evet. Biz ne yapalım? Hastalık deyince bir yere çıkamıyoruz. Burada ot biçiyoruz. Çıkmamamız gerekiyor abim. Bizim Simav'da kaç tane köy karantinada. Ya almışlar öyle ya. Sabahleyin haberlerde izledik. Aynen abi ya. Dedik, aman Mehmet Dünar'a dikkat, Mehmet Dünar kendine dikkat etsin, çıkmasın dışarı. Deli Mehmet, akıllı Mehmet eniştem çıkmıyorlarmış. Çıkmasın. Jandarma demiş, sakın demiş, yoldan şu yana geçme demiş. Ha, çenge de orada mı, burada mı? Oğra gitmişti, gelemiyor artık. Aman gelmesin, aslı kocasının yanında. Ne ya burada, ne yapacak, burada ne var? Evet. Artık sorumlu sorma. Oğlan kendi başına bakın. Herkes gari, evet, birbirinden kaçar oldu. Tabii ki de mesafe uzak olacak, değil mi genç? En az bir metre. En az bir metre mi, 2-3 metre mi? Bir metre. Bir metre dedim ben. Beni Bilal ne yapıyor? Beni Bilal. O da iyidir işte. Herkes aynı. Hani durum herkes için aynı. Ha, aynı öyle illaki. Çalışıyordur o. Bilmiyorum, çalışıyor mu onlar? Hiç haberim belediye yok. Belediye şeyleri çalışmıyor mu? Belediye ne çalışıyor, çalışıyordur ya. Çalışıyordur. O köklü otları ne yapacaksın, çamurluğuna? Veriyorum, burada yiyorlar. Yiyorlar. İyi yerini yiyorlar. Şey, çamurlu yerini bırakıyorlar. Şuna bakın. Atmak yiyorlar, görüyor musun? Sen oguya geçince onlar da ot atacak diye oguya gidiyorlar. Evet. Ah ah ah. 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 Kavga ediyorlar. He, kavga ediyorlar. Evet. Kardeş kardeşe kavga ediyor, boğaz yüzünden. Aynen. Aynı bu da insanlar gibi. İnsanlar nasıl miras için kavga ediyorlar? Şöyle yerde koyunlar da boğaz için kavga ediyorlar.
Demek ki bir ortak yanı var insanların ve hayvanların. Herkesin yeme içme ortak yanı var. O yüzden de kavga oluyor, gürültü oluyor. Kavga gürültü. Şeyin başında ne var? Anadan babadan bir şey kalınca iyi kötü. Hı? Evlatlar arasında başlıyor kavga. Koyunlarında boğaz nerede olduğu zaman kardeş kardeşine kavga ediyor. Düşünüyorum da bir yorganın altında büyüyoruz değil mi? Evet, evet, evet. Sonra ana baba nasıl kıymetli tutuyor? Biz birbirimiz evet. için hani böyle baş, evet. dıştaki insanlara karşı kardeşleri savunuyoruz. Evet. Mirasa gelince evet. Ama kıyamet çıkar, kavga kokuyor. Çıkar olunca rezilliğini çıkartıyoruz. Aynen ya. Aynen. Var, biliyor musun ne var? Neydi o? Şarkıcı Adnan Şans, Şanses'in bir şeyi var. Adnan Şanses'in bir şarkısı var. Malım varsa bu dünyada sat baba. Hakikaten çok gerçek olan şeyleri söylemiş o şarkıda. Mal bıraktın, mülk bıraktın diyor. Bölüştük, kavga ile nisa ile bölüştük. O dünyada malım varsa sat baba diyor. Hakikaten gerçek olanı söylüyor. Bırakma diyor kimseye bir şey. Çünkü kavga ediyorlar diyor. Sence? Bence ama yine olmuyor. Yine olmuyor, 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 mecbur evlat diyorsun. Evlatlar bir şeyler sahibi olsun diyorsun. O da mal başında kavga ediyorlar. Yapacak bir şey yok. Herkes aynı. Hani biz seninki, benimki, onunku değil. Dünya yani herkes maalesef aynı. Maalesef dünya onun üzerine şey menfaat üzerine kurulmuş. O yönden insanlar kendi menfaati için hep kavga ediyor. Oğlum çek götürme burada dolduruverip oradan atıveririz işte orada. Ha. Hep bunlar diyorum, öyle. Akıllı Mehmet Enişte'nin elleri, bu evet, incirle. Evet, evet. Hep bunlar onun eserleri. Evet, hep onun eseri, Deli Mehmet'in eserleri. Eserleri. Kulakları çınlasın onun. Ha, şu onun çiçek şeyleri. Bile onun eseri, bak. Hepsi, hepsi, hepsi. Şunlar. Hepsi onun elinin şeyleri. Evet, ablam getirdi, dikteydi şunu. Şeyler bile ne var? Alabadaları bile onların şeyi. Alabadala. He, ha, onlardan bir sarma yapın diyorum ben de. Bir sorayım da dedim şeye. Ha, çiçeklerin... Kim ne yapacak Şerice? Bundan sonra acılaşır zaten ki. Acılaşır, yenmez. Kes götür git. Tamam. Çünkü şeyler bundan sonra acılaşır, yenmez yani. Halı gibi açıyor bu çiçek. Çok güzel açıyor burada. Evet, evet. İşte kendi gitti, esere kaldı. Eser bıraktı gitti evet. bize burada. Deli Mehmet gitti, esere kaldı. Çok çalışkan bir adam ya. Evet, aynen. Çok çalışkan bir adam. Dürüst, iyi. Burada yazın... Yerde o paltoyu sırtına, siyah bir paltosu vardı, yerde onu. Ha babam alırdı çapa yerine, bunlar ağaçları çapalayacağım diye uğraşıp duruyordu. Şu kadar taş koymuyordu yumruk kadar, evet. topladı. Elhamdülillah, elhamdülillah, çok yaşa, çok, çok yaşa. Şu incir ağacı kurumuş herhal kökten. Onlar budanmamış da ondan budanmış olsa o yeniler. Ha. Budanma, onu kesmesi gerekiyor, onu dibinden kesecek. Evet. O taze gelen filizler tekrar yenilir. Aynen, bakımsız. Ama kim yapacak? Deli Mehmet yok ki burada yapsın. He. Deli Mehmet olsaydı yapardı. Yapardı. Resul abi de gayri yalnız çocuk, erkek çocuğu vallahi, üç tane başında. Oldu bitti. Burayı aldığından beri doğru bir şey yapmadı. Evet. Hep Mehmet'in hatırası. Kulaklar için nasıl Kemal abi de şu kuyuyla şurayı yaptı. Hmm. O da onun eseri tamam işte. Hmm. Sonradan gelen hiçbir şey yapmadı. Görüyor musun onları Cumali abi, Kemal abileri? Görüyorum, görüyor. Komşu bize. Biliyorum o da komşu. Komşu i̇yiler değil mi? İyiler, iyiler. Hmm. Sattılar şeyi de sattılar oradaki ne o? Kokliş dükkanını sattılar. Sattı mı orayı? Sattı orayı sattılar. Şimdi orada devamlı gümbürdürde duruyorlarmış. Orada duruyorlarmış. Geçen de gördüm ben. Hmm. Devamlı gümbürdürde duruyor. Dursun dursun onun durumu iyi güzel. Ya ne o? İkiniz bir mi büştünüz ya? Evet. Hmm. Büşmeyecek mi gari? Bitti mi? Bitmeyiz de. Hava sıcak olunca biraz dışarı bırakalım. Hmm. Bir iki sallamıyor ya. Şöyle özledim ben. Ha bir iki. Heh. Cumali abim ya. Allah. Ay bağlar da kurumuş ha benim güzel abim. Şuna bak. Bakılmasa kuru tabii. Hmm. Genç yardım etsen ha. Yok yok otlar kısa. Yağmur yağmadı. Yok. Yok öyle sallayıp faş faş diye. Yok yok nerede, nerede.
İyi. Sonra çalı çırpıç çok içinde. Biçmiş şeyleri değil mi? Ha. Budamış. Bırakmış. İçe çöpünü çamağını bırakmış. O yerine rahat şey sallayamıyorsun. Çupan sallayamıyorsun. Evet. Bak sen nereye vuruyorsan odun. Aynen. O yüzden tırpanı berbat edin. Evet. Daha tırpan sallayamıyorsun. Sağ ol, sağ ol. Yeter. Eline sağlık. Al bunları ben toparlayayım. Allah razı olsun. Atayım kuzulara yesinler. Kuzucuklar yesin. Evet. Herkes bir şeyler sebeplenecek. Tabii. Sebep. Birileri kesecek, birileri sebeplenecek. Aynen. Yiyecek. Korkuyor. Gel, gelecek ya korkuyor. Allah canı ya. Tabii. Can pazarı, mal pazarı değil. Evet. Aşılayabildin mi? Aşılar ya. Yok geliyor da. Aşılasya kalmadı. Zaten bir derim, iki derim ne aşılacak galiba. Toplamaya yerine aldı ama. Öyle. İnşallah, evet. İnşallah tutar. Biraz geç kaldı da. Nasip gayri. Evet. Nasip. Sağ ol Cumali abi. Hatırıma salladın kosayı bir iki. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Armutlar çiçek açtı. Bahar. Yoncalar. Ay çok güzel yoncalar. Çok güzel. Gene armut başka bir cinsi. Şu yeşilliği, şu güzelliği çekmez miyim? Şuna bak. Oh, oh, oh. Oturup içinde kısır yiyeceksin buranın. Ay mutluluk, mutluluk, mutluluk dermişim şu otları, yoncaları görünce. Allah'ım şuna bak, şuna bak. Uf. Koyunlar, kuzular yaşadı, yaşadı. Maşallah yesinler, yesinler. Şu yeşilliğe bak. Sabah sabah şöyle gönlümüz gözümüz açılsın. Sevgili takipçiler, güzel arkadaşlar. Bunu da ben aşılamıştım geçen sene. Bu da tuttu. Şu anda eniştem burayı sattı. Sattı gitti bu evi. Yani çoktan sattı. Hemen hemen 8-10 sene oldu satalı. Eniştemin elleri bu zeytinle, bu asma, su kuyusu, su kuyusu hepsi. Erik bile onun eseri. Erik çiçeğini açtı. Şöyle erikler var. Döktü. Çiçeğe döktü, erikler oluyor. İşte böyle. İşte böyle. İyiydik. Satmasaydı iyiydik. Gel pis 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 pis. Biz de böyle Şahin'le, eşimle, değerli eşimle birlikte bazen ağaçların aşısını yaparız. Bazen otlarını, diplerini, budamalarını yaparım. Geçen sene bunları budamıştım ben. Bu sene daha budanmadı. Bunlara da el atıvereceğim. Bunlara da el atıvereceğim. Ayva ağacı da
Deli Mehmet eniştenin elleri. Her şey onun ya. Her şey onun. Her şey onun. Dut. Kara dut. Evin önündeydi. Şurada balkon vardı. Tabii bu ev böyle eniştem zamanında değildi. Bizim ev gibiydi. Alan yeni sahibi böyle ev yaptı. Güzel yeni bir ev yaptı. Ev yaptı. Yapmasına çok güzeldi de. Tam evi düzeltti. Ne oldu dersiniz değerli takipçiler? Çok genç yaşta, 38 yaşında eşini kaybetti. Burayı alan Resul abim de 3 tane erkek çocukla, biri 3 aylık, diğeri 6 yaşında, diğeri de 9 yaşında olmak üzere tek başına kaldı. Değerli arkadaşlar, şimdi buradan şöyle kalemi kesiyoruz. Gördüğünüz gibi kalem aldım. 2 tane kalem aldım bize. Bir tanesini de şuradan alıyorum. Kokusu, kokusu, kokusu. Kokusu. Sabah sabah sizlerle yeşillikleri, çiçekleri, baharı, dağ, doğa gibi böyle hani içinizin açıldığı görüntüleri hep birlikte gezdik. Çektim, sizler için çektim. Şu anda zor dönemlerden geçiyoruz. Evdeyiz hepimiz de. Dağa doğaya, kıra bayıra çıkamayanlar için videoyu çektim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgilerle kalın, Allah'a emanet olun. Leylak çiçekleri, leylak çiçeklerinin sayısı kadar ömrünüz uzun. Evinizde bereket, huzur, mutluluk olsun. Üzerimizdeki kara günler geçip tüm insanlığın üzerinden, ümmeti Muhammed'in üzerinden, tüm dünyanın üzerinden kara günler geçip şöyle bahar gelsin, çiçekler açsın. İşte Rabbimin yarattıkları kokuyu, rengi, yeşilliği veren Rabbim, kıştan sonra da çiçekleri açtıran Rabbim, böyle tüm insanlığın üzerine de bahar getirsin dedikten sonra sevgilerle kalın, Allah'a emanet olun. Leylak kokulu günler diliyorum. Hoşça kalın.